Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'la ilgili medyaya yansıyan haberlere hemen bir bakalım. 1959 öncesi şampiyonluklar sayılacak mı sayılmayacak mı? Buna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın açıklamaları var. Akşam gazetesinin spor sayfasında Fenerbahçe'nin girişimi cambaza bak hamlesi. Tüm takım taraftarlarının artık yönetimlerden bekledikleri sanal istatistikler değil, gerçek güncel ve ülke dışına taşınabilecek başarılar. O zaman herkes bunun üst üste gelen başarısızlıkları unutturmak amacıyla bir gündem değiştirme, cambaza bak hamlesi olduğunu anlar. Çeşitli başlıklara da yer verilmiş pek masum ve inandırıcı gelmiyor. Tarihle ilgili bir sorunumuz yok, sözleri var yine. Peki saha içerisine dönecek olursak neler yaşanıyor sarı kırmızılılarda? Kiralık dükkan kapandı. Galatasaray geçici transfer transferle kadrosuna kattığı futbolcularla günü kurtaramadı. Son iki sezonda 11 oyuncuyu kiralık olarak transfer eden Sarı Kırmızılılar geleceğini riske atarken sportif olarak hedefine de ulaşamadı. Ne Etebo ne Halil ne de Fernandez beklentileri karşılayamadı. Cimbom'sil baştan Fatih Terim kötü gidişata son vermek için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılar lider Beşiktaş'ın yenilmesiyle moral bulurken Terim, bay geçecekleri haftada sorunları çözmeye çalışacak. Yedlin, Marka ve Luindama'nın dönüşüyle kadro değişecek. Kırmızıda da durdu. Muhammed son 4 maçta sadece bir isabetli şut çekebildi. Kale duvarları su aldı. Galatasaray'daki düşüş Muslera'yı da etkiledi. Uruguaylı 11 puan kaybedilen son 5 maçta 11 gol birden yedi. Florya'da terapi haftası. Hatay yenilgisiyle büyük şok yaşayan Galatasaray bir gün sonra Beşiktaş'ın da mağlup olmasıyla kendine geldi. Sarı Kırmızılar cumartesi günkü Karagümrük maçına son fırsat gözüyle bakıyor. Aslan hocası Terim hafta boyunca öğrencilerini psikolojik olarak şampiyonluk yarışına hazırlayacak. Üçlü savunma planı var bir de. Son haftalarda kalesini savunmakta zorlanan Galatasaray'da farklı bir kurgu hazırlığı var. Fatih Hoca'nın cezası biten stoperlerle birlikte üçlü defans deneyeceği Luindama Donk ve Ma. Marka birlikte oynatacağı öğrenildi. ile ilgili yorumlarınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz. Sarı Kırmızılar zirve yarışına yeniden ortak olmak istiyor. Son 5 maçta 11 puan kaybeden Sarı Kırmızılar Fatih Karagümrük maçıyla yükselişe geçmek istiyor. İlk baskı programındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Fatih Terim'e başkanlık teklifi. Galatasaray'da başkanlık seçimine kısa bir süre kalırken kulislerde Fatih Terim'in adı anılmaya başladı. Teknik direktörlüğünde UEFA Kupası zaferi ve 8'lik şampiyonluğu kazanan Fatih Terim'in bir diğer hayalini de Galatasaray'da başkanlık olduğu biliniyor. Bazı genel kurul üyeleri bu konuda tecrübeli hocaya adaylığı konusunda baskı yapmaya başladı. Bu isimlerin başında gelen Ahmet Yüce'nin Terim'le görüşmelere başladığı öğrenildi. İki isim arasında tek bir aday çıkacak. Başkanlık konusunda çizilen yol planlandığında başkanlık görevine gelirse Fatih Terim'in Sportif AŞ'nin başına geçeceği ve futbolun tek patronu olacağı ileri sürüldü. Terim başkanlık adaylığı açıklanırsa listesinde Ahmet Yüce ile Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Timur'un da yer alacağı öğrenildi. Yakın çevresine bu konuda kararsız olduğunu belirten Fatih Terim'in somut adım atması halinde çalışmaların hız kazanacağı ifade edildi. Peki sizce bu durum ne olmalı? Artık Fatih Terim teknik direktörlüğü bırakıp Galatasaray başkanlığına geçmeli mi? Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi ünlü menajerin takibindeydi. Sarı-kırmızılı takımda son gelişmeler kötüyken Fatih Terim de bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Cimbom'da sezon sonunda 8 ismi sözleşmesi bitecek, 4 futbolcunun ise kiralık mukavelesi sona eriyor. Bu doğrultuda deneyimli teknik adamın ilk hedefi takımdan ayrılacakların yerini doldurmak. İlk yolcu Saracchi, 67 yaşındaki çalıştırıcı bu isimlerden Marcelo Saracchi ve Martin ile devam etmemeye karar verdi. Leipzig'ten 1,5 yılına kiralanan Uruguaylı bek için Alman ekibine yeni teklif yapılmayacak. Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim, sağ bek transferi için de Sportoto birinci 1. Lig Bursa Spor'da forma giyen İsmail Çok istediği kaydedildi. 20 yaşındaki sağ bu sezon yeşil-beyazlarda 26 maça çıkarken 1 gol kaydetti ve 3 asist yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bursa Spor Altay maçında ünlü menajer Oliver Fischer bir Bundesliga takımı için izlediği ortaya çıkmıştı. A Spor muhabiri Galatasaray için İsmail çok çalış haberleri çokça söylenmeye başladı. Sabek de sürekli transfer yapan bir takım haline geldi. Sezon sonunda hareketli bir transfer dönemi geçirecek dedi. İsmail Çalışı da bu hafta Chelsea'nin sportif direktörü izlemeye gelmiş. Yani bu transfer işte kolay olacak gibi durmuyor. Galatasaray'da Mustera'ya bir yerler oldu. Galatasaray son 5 maçta 11 puan kaybederken Fernando Mustere kalesine gole kapatmakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezonun ilk yarısında takımını yalnız bırakan 34 yaşındaki kaleci ligin ikinci yarısında forma giymeye başladı. Denizli spor maçı ile birlikte işi sağlar dönen Uruguaylı eldiven çıktığı ilk 8 maçta müthiş bir performans ortaya koymuştu. Bu maçlarda kalesinde 3 gol gelen başarılı eldiven 5 maçta da kalesini gole kapatmıştı. Ankara gücü yenilgisinden sonra işler tersine döndü. Foto maçın haberine göre Muslera Lig'de çıktığı son 5 maçta sadece 1 maçta gole izin vermedi. Ağlarında toplam 11 gol gördü. Galatasaray ile 2,5 milyon eurodan 3 yıllık yeni mukavele imzaladıktan sonra performansını düşüş yaşaması dikkat çekti. Muslera'nın performansı önünde sürekli değişen defans oyuncuları ve savunmanın yaptığı affedilmez hatalar da olumsuz etkiledi. Çaykur Spor karşılaşmasından önce yeni mukavelesine kavuşan Fernando Mustera, Karadeniz ekibi karşısında ağlarında tam 4 gol gördü. Tecrübeli Flebekçi Hatay Spor maçından da 3 gol yedi. 2 maçta toplam kalesinde 12 şutun 7'sine gol engel olmadı. Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı. Kadro sil baştan. Sarı Kırmızılar bay geçecekleri bu haftada yaralarını sarmaya çalışacak. Foto maçın haberine göre Süper Lig'de maç oynamayacakları haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan Fatih Terim tüm hafta Cumartesi günü evinde oynayacakları Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yapacak. Cezalarını tamamlayan Markov, Luyundama, Yedlin Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerlerini alacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan Emre Kılıç ve Taylan Antalyalı'nda izolasyon sürelerinin dolmasının ardından Sarı Kırmızılı takıma katılması ve Karagümrük mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor. Ayrıca sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu da takımlı itmanlara başlayarak hafta sonunda kadrolık yerini alabilecek. Galatasaray'da Fatih Terim'in tercihi şaşırtmıştı. Ozan Vafor yerine neden Jetson? Düğünda ve Marka'nın aynı anda cezalı duruma düşünce Valentin Ozan Vafor'a fırsat doğdu. 21 yaşındaki futbolcu takıma verilen 4 günlük izinde Florida kampa girip ekstra çalıştı. Hatay yolculuğuna kadar herkes Ozan Vafor'un ilk 11'de olmasını bekliyordu ama Jetson Fernandez sürprizi yaşandı. Foto maçın haberine göre milli takımdan döndükten sonra Florya'da sadece Britman'a çıkan Jetson stoper oynar mısın sorusuna evet cevabını verince ilk 11'e girdi. Ancak doğru yer tutamadı stoperde sırıttı. Etevo'yu orta sahada kesmek istemeyen Terim'in Benfica oynatma garantisi verilmesi nedeniyle Jetson'u stoperde sahaya sürdüğü iddia edildi. Savunma yeri çok zayıf olan Jetson, Hatay karşısında sadece bir hava topu alabildi. Bir uzaklaştırma yapıp hiç top engelleyemedi. Dörtte top kaybetti. Kariyeri boyunca 136 maça çıkan Jetson Fernandez, Hatay karşısında ilk kez toper oynadı. Genelde hücumcu özellikleri dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu, dördüncü kez defansif görevle sahaya çıktı ve terimle birlikte tepkilerin odağında yer aldı.